Ben de bakıyorum. Arkadaşlar şimdi bir şeylere denk getirmeyi çok seviyor. Üçüncü teoremiz de arkadaşlar CSGO'nun çıktığı tarih olan 21 Ağustos 2012'den dolayı Alo. 21 Ağustos'a denk. Necocum hoş geldin. Ne yapıyorsun? Nasılsın? Selamünaleyküm, hoş bulduk. İyidir, sizden ne haber? İyiyiz biz de. Bir Kupra kullanıcısın değil mi sen de? Çok erkenden hızlıca bulabilenlerden. İlk alanlardan ya. Evet. Ya ben alalı 2 yıl olacak işte, öyle diyeyim. Nasıl? Yani Çok ben az çok var şu memnunum an canım. Türkiye'de araçtan da. Ne kullanıyor? Ya Leon mu kullanıyorsun Neco? yok, Formentor var bende. Oo. Nasıl Yani yani? ben çok Farklı olan memnunum şey araçtan. ne? Hani böyle doğal anlatırsan neleri farklı? Ya şimdi az çok hani beni biliyorsun, hani çok aslında araba piyasasının içindeyim. Böyle bayağı araştırdım, modifiyesini falan filan da yaptım. Hani o aracı tercih etmemin sebebi, hem çok böyle araç bir nevi aldığın halde direkt modifiyeli geliyor sanki, anladın mı? O mesela çok hoş bir Asi bir karakteri özelliğiydi. var. Evet, bir de hani fiyat kalite performans muhabbetine gelince yine çok mantıklı bir araçtı tercih ederken ben. Ki şu anda da öyle. Neco'ya ben şey Ve soracağım. Neco, ben tabii. çekimde en çok neyini beğenmiştim biliyor musun? Koltuklarına. Koltukları çok iyi değil mi kanka ya? Evet, koltukları çok iyi. Çok Yani önemli değil mi? abi. Abi Yani biz gamer olarak hep direkt oturuyoruz ya deri. Hı zaten. Hep söylüyorum abi bak hı. ben mesela 2,5 yıldır koltuk markası çıkartacağım. Çıkartmıyorum. En iyisini bulmaya çalışıyorum. Arge yapıyoruz hala. Hani öyle bir çıkacak ki yeri göğü inletecek. Şimdi yatak, koltuk 8'er saat gidiyor. 24 Öyle. saat yaşıyorsun zaten. 3'te 2'si çok önemli. Yatak ve koltuk arkadaşlar. Parayı bunlara harcayın önce. Yatak, koltuk. Araba kullanıyorsunuz da araba koltuğu yani. Araba koltuğu iyi olacak. Biz Hatta gamerların. onun böyle birkaç tane paketi falan filan var böyle. Normal düz koltuğu da var da, özellikle hani o koltuğunu bulabilmeye çalıştım ben de. Baya mantıklı yani. Çok daha keyifli bu arada araba. Ben hiçbir sıkıntısını şey yapmadım, yaşamadım. Zaten Doğuş Oto altında devam ediyor. Onlar da benim bildiğim Türkiye'de şu an. Direkt onlara bağlı. Cupra. Evet. Ya çok Seat grubu, büyükler. işte Golf grubu falan filan herhalde. O Cupra normalde işte ilk çıktığında çok fazla tercih edince direkt böyle bir yapı haline geliyor, marka haline geliyor. Ya şey işte, yanlışım varsa düzeltin. Bu Seat'ın daha böyle lüks markası olarak çıktı değil mi Evet, premium piyasaya markası ayrılıp evet. Cupra'dan? Premium yani. Evet. Aynen. Doğru bu arada, doğru bilgi. Biraz da araba sevdalılar için, arabaya çok önem verenler için. Ya gönül ister de 2-0'ını almak. 1-5 ile devam Öyle ediyoruz mi? hayatımızı. Bunu istemiyorsun 1 sen de. Tabii Ben de canım, yapmayıp direkt 1-5'deyiz. geçeceğim herhalde kanka. İki sıfırı canavar ya. Dört çeker falan bro yani o. Çok çok güzel, çok güzel ama yani. Çok çok güzel makine yani. Leon için de aynısı geçerli. 2-0'ı kliptekiler işte. Bayağı iyi araçlar Ay yani. ay ay evet ya. Böyle Bro bir Necocum motor sesi var ve Leon'da. gelmişken Tabii canım. sen neler yapıyorsun? Hayat nasıl gidiyor? Counter 2 hakkında ne düşünüyorsun? Deneyimledin mi? Abi deneyimledim. Ana hesabıma gelmedi. Ben hevesliyim. İçerik falan da üretmek istiyorum yani CS2'ye. Zamanında CSGO ile alakalı Tabii canım. zaten çok koşturduk biliyorsun yani. Sen, ben, komutan, panda. Tabii. Belki şey yaparız ya, yine böyle denk gelirsek. Herkes vakit ayırırsa bizim o rekabetçi kadrosunu çıkartırız yani. Tabii, yaparız. Aa. Öyle video çekerim. CS2'de böyle güzel olur yani tekrardan o kadronun toplanması. Sektör Cup mı geliyor İnsanlar yoksa? böyle o eskiyi özlüyor ya, böyle güzel oluyor yani. Tabii canım, çok güzel günlerdi ya. Ben Komutan bir yerde güzeldi. böyle bir CS2'nin çıkış tarihini falan gördüm ama herhalde resmi olarak bir şey açıklanmadı değil mi? Şimdi bizimki de resmi değil ama çok yüksek ihtimalle Bayağı çıkacağı yüksek ya. tarihi açıklayacağız şimdi. Ha, açıklayacaksınız. Yani biz şey teori aslında. Resmi bir Tahminimiz açıklama değil. var. Kesin böyle olacak diyemeyiz tabii. Valve abi seneye de çıkartabilir adamlar ama Ya bir bu de bir yaslaklar yandan da yani. oyun şirketi abi, ne olur ne olmaz yani. Hani E yanlış tabii bir canım bağlandırma yani. yapılmasın Evet. kimseye. Yazılım gecikir, geliştirme gecikir, bug fix gecikir. Valve bir oyun çıkarttığında kusursuz çıkartıyor biliyorsun yani. Bekletiyor, bekletiyor. Evet. Bu arada o konuda harbiden yani helal olsun. Hakikaten öyle Hani ama birçok, tabii 10 yıl bekliyorsun vallahi doğru abi. yani. 10 yıl bekliyorsun abi. Adamlar Ama yapana hani kadar. çıkarttıkları zaman da şey yapmıyorum böyle, hani ulan bu ne lan böyle diyemiyorsun yani. Oluyor. Aynen öyle. Şimdi
Orla ilgili bir teori, orasıyla ilgili bir teori vardı. Onu oyuna tekrar dönecek olursak multi bindlar geri geldi. Ben yani çok şaşırdım bu arada. Yani bir baktım. Ben sponsor falan filan açıklama muhabbetine. Ne diyorsun Neco? Uğradım. Bir formanın üstünde kupayı görünce çok şaşırdım. Videoyu izlemedi mi? Hoşuna gitti değil mi? İzlemiştir ya. Gördün mü videoyu? Yo ben geldim. Formanda kuprayı gördüm. Dedim bana niye haber vermediniz? Oo. Oradan diren bağlandı. Bir şey izlemedim ben daha. Videoyu çabuk izle. Hemen. Daha iyi çabuk, bir video yok. Öyle diyeyim sana. YouTube'dan 4K izle kanka. YouTube'dan 4K olarak izle. YouTube'dan 4K. Bu arada ben şunu söyleyeyim. Hani bir yandan kupra kullanıcısı olarak. Bu direkt formanda görünce özellikle söyleyeyim dedim. Kupra'nın bir merch'ü var. Cantu. Kafayı yersin. Nereden çok güzel ürünleri var. At inceleyelim. Ben de daha yeniyim aslında bu tarafa. Ya öyle ben direkt showroom'da incelemiştim abi. Hoodie'leri falan filan var böyle. İnanılmaz kaliteli yani. Çok tatlı. Hmm. Bakarız hepsine zamanla. Yavaş yavaş tanıyacağız, göreceğiz. Ben çünkü alırken rengine falan çok önem vermiştim. Ben mat grisini sipariş ettim onun. O merch kısmına da çok takılmıştım. Ondan çok yok bu arada ya. Çok nadir o. Özel sipariş olarak geçiyor. Beyler bekle daha ki. Bizimkiler counterci abi. Kafayı yedi herkes şimdi. Oraya bakalım. Neco teşekkür ederiz valla. Bro. Yani... Tamamdır abi. Ben teşekkür ederim. Tekrardan hayırlı olsun. Çok sağ ol ya. Spor açısından nasıl buluyorsun? Yani normalde böyle daha ufak tefek markalar giriyor bu işe. Deneyimsel olarak Türkiye'de. Bir otomotiv firması giriyor. Büyüyecek işler. Ya ben çok sevindim Cantu. Hani bunu bir dost olarak düşün. Çok bizim sağ ol. Hani seninle ilişkimiz çok ayrı. Hani senin bu takım vesaire olsun böyle işler yaptığını bilmek beni mutlu ediyor. Ya biliyorsun camia belli. Evet. Ayrı bir dostumsun. Bunları görmek beni mutlu ediyor. Ayrı olsun. Çok sağ olasın. Aynen. Chat'te çok heyecanlı CS2 için. Sen de ona geç. Şey yapmayalım. Oğlum hani biz de eski toprağız. Hemen şu hak geçmesin oğlum yani geçirmeyin. Biz de şey yapacağız bu CS2'ye. Evet tabii canım. CS2'nin sahipleri belli arkadaşlar. Türkiye'de. O zaman öpüyorum. Görüşürüz. Görüşmek üzere. Tekrardan hayırlı olsun. Unutma Neco. Ona bak tamam bakacağım yani. Şimdi ona. Görüşürüz hadi chat. Kanka. İyi geceler. Hoşçakalın. Hadi bay bay. Hadi görüşürüz. Aynı anda yapabiliyoruz. Ama Valve jump throw'u kaldırdı. Yani e-sporcuların bu ezbere işte scroll'la ya da bir tuşla maksimum uzaklığa zıplayıp attığı gapli smoke'lar falan var ya. Onlar artık attığı tarih saniyeden oldu. Kaç sadece saniye yetenek bazlı olarak atılabilecek. Yani ama doğru attığım yerde saniye değildi abi. Sen yerini değiştirdin bence. Atabiliyor olacaksınız. Kaydırdın mı acaba? Oyuna tekrar gelecek olursak multi bindlar iyice yukarıya çıksın diye yazın burası. Başında çıkmalı bu oyun. Valve... Bir de bir önceki teori de kritik bu arada. Arkadaşlar. Yani yazın herkes evet. Tadına varabilsin diye. Oyun zaten anlık kullanıcısı rekorlar kırıyor her hafta. İyice yukarıya çok çıksın fena diye yazın abi. Başında çıktı. Yani manyak oldu. Bir şeylere denk getirmeyi oldu, çok 1.6 seviyor. 1.6 milyon oldu üçüncü oyuncu. Üçüncü teorimizde arkadaşlar. CSGO'nun çıktığı tarih olan 21 Ağustos 2012'de Valve böyle şovları seviyor arkadaşlar. Yani muhtemelen bu oyun 21 Ağustos 2023'te çıkacak. Hep beraber girip oynayabileceğiz. CSGO diye bir şey kalmayacak. Turnuvalar CS2 turnuvasına dönüşecek. Biz de güncelleyeceğiz. 17-18 GB olmasını ben bekliyorum. Ondan sonra tickless bir şekilde yani müthiş bir deneyimle hani face it oynar gibi diyeyim ben size. Çok daha iyisi de en basit anlatımıyla attığın mermi anında karşıda kan çıkartacak şekilde bu oyun geliyor olacak. Bütün güncellemeleriyle beraber işte haritalar değişiyor. Ben dolayı 21 Ağustos'ta animasyonları değişecek. Yani çok fazla da fan var bir taraftan. Ya inşallah 14 Haziran'da bir an önce bu arada bu oyun bir önceki teoride çok an önce enteresan abi. Başlar. Oyuna tekrar bir önceki teoriye göre de bu gece geliyor. Ne olur ne olmaz. Evet. Evet abi. Ya bir de bu şimdi CS:GO çıkış tarihi var ya. Neden kritik olduğunu biliyorsun değil mi? Sadece CS:GO çıkışından değil. Önümüzde büyük bir CS:GO turnuvası var. Tabii. Ve turnuvadan evet. Sonraki tarihe de işareti. İşte son turnuva bakarsan. Diye geçiyor zaten. Onu orada da promotu mesela... yapılacak finalde ya da kupa kaldırılırken promotu yapılacak. Ertesi günlerde de oyun çıkacak deniyor. En mantıklı i̇şte şey harika de harika olur yani o hype'la beraber böyle. 3 milyonları görür diyorum ben. Ben de oyuncu görür sayısı. 3'ü görür. Müthiş olur. Bir şey olur evet. Yani. Valorant bir ara geçti CS'yi. Yani geçti. Biliyorum rakamları. CS bu hale gelirse kafa kafaya olmuş oluyor öyle söyleyeyim sana.
Valorant'la ve sonra geçebiliyor oluyor. Yani şimdi CS'de 51 hafta turnuva var abi. Evet bak, CS 3 milyonları gördüğünde Valorant gerileyecek mecbur. Bilmem ya. Ben CS'nin 3'ün altında olacağını düşünmem. 3 milyonun altını görmez ya. Öyle yani bu işler. Abi CS hiçbir zaman bitmedi ki. Bitmez zaten. Kült oyun yani. Ölümsüz bir oyun canım. Öyle işte canım. Şey, Half-Life'dan sonra herkes bireysel değil de takımla oynayan bir şey yapalım demişler. O görüşün temsilcisi Counter işte. Atası bu yani. Yani 21 Ağustos'ta arkadaşlar böyle bayağı bombalı bir yayınımız olur. İşte ben yayınlara devam edeceğim desem yalan diyecekler ama yayınlara devam edeceğim. Şey işte insanlar gülüyor da biz ara verdik ya, bu kulüp işleri, arkadaki sponsorluklar, videolar, işte orada 20-30 kişiyi yönetmeye çalışıyoruz. Bir taraftan başka şeyler vardı. Aynen beyler, eyvallah. Sağ, Allah razı olsun hepinizden. Bir ben, tane inanan çıkmadı la. Ben de onların yerinde olsam böyle derdim de, ben hakikati söyleyeyim. Bir tek ben bildiğim için hakikati. Sonuçta benim yayın açıp açmayacağımı ben biliyorum yani. o durum öyle olacak. Komikti geç demiş. Yani çok fazla şey yapmaya çalışıyorum bir taraftan. Gene oyun sektörüyle alakalı. Onları biraz daha arka plana alıp, yani oğlum mesela YouTube'a hiç yorum yapan yok. 8 tane video yayınladık. 8 tane. Evde bomba patlattık. Yani neler neler yaptık. YouTube'a girip bakmam lazım. Dur. Ben bile unuttum kaç tane video çektiğimi. YouTube'u yaptık o boşlukta. İkisini beraber yapacağız. Bir tane toplu yayın olacak arkadaşlar. Gene 2 sene önce mi oldu? Yayıncılar burada oturuyordu ya böyle 15 kişi. Onlarla beraber muhabbet ettiğimiz. Koltuk sohbeti tadında. Hayır, koltuk sohbeti. Soru cevap, sizin chatten cımbızladığım soruları onlara sorduğum böyle güzel, eğlenceli. Oraya da bayağı yayıncı YouTuber gelecek. Öyle bir şeyimiz olacak, içeriğimiz. Biz sektörün nabzını tutarız be abi. Tutarız canım, niye tutmayalım? Yaptığımız şey. ondan sonra bugün şimdi 30 farklı modda Counter oynayacağız. 30 farklı mod. Birinde ışınlanma var. Birinde işte Alnos modu diye bir şey yapmışlar. Ne abi o mod? Bir açıklar mısın abi? Nasıl modu? Birinde ateş ettikçe uçuyorsun falan filan. Alnos modunu açıklar mısın abi? Göt göt hareketler açıklaması. Takımların hepsini tebrik ediyorum. Başarılar demişler. Diğer iki takım çok iyi gidiyor şu anda. Valo'da arkadaşlar kadro titizlikle inşa ediliyor. Yani 2 ay boyunca denemeler olacak, öyle söyleyeyim. Onur Alp denemeler yapıyor. Birçok kulüpten oyuncular geliyor gidiyor. Tryoutlar oluyor. İşte bazı gidecek, LFT atacak oyuncularımız var. Dediğim gibi orası düzenlenecek. Onur Alp oranın direktörü. Orada da mutlak bir başarı olacak. Sevgili Cantu. Yes sir. Biz artık ufak ufak kaçalım tamam. Kanka. Teşekkür ediyorum geldiniz şimdi. Abi biz teşekkür ederiz. Video efsane. Valla. Görüşürüz chat. Görüşmek üzere abi. İyi bak kendine. Kendinize iyi bakın. Chat görüşürüz. Görüşürüz. Kulaklığı. Kulaklığı bıraksın koyalım. Size. Şuraya koyuyoruz. Kanka Esat'a söylersin, buraya koyduk kulaklığı. Tamam. Hüseyin mi? Var mı bizden bir isim? Canınızın sağlığı beyler. Teşekkür ederim. Siz umarım de eğlenmişsinizdir, beğenmişsinizdir yani. Sizi heyecanlandırdıysa en büyük mutluluk oluyor. Ben heyecanlandım. Ben izlerken bile heyecanlandım ya. Video. Çekimi video falan geç, hani video falan efsaneydi zaten. Teşekkür ederiz. Valla eline sağlık. Kimin dediğimi biliyor. Abi o adam çok büyük adam gerçekten. Devrim büyük adam ya. Devrim de var ya bu iş. Devrim büyük. Hep birlikte daha iyisine beyler. O 4 kulüp sahibi yazmış büyük iş diye. Çok sağ ol. Aha, ben abim. Ama bunu yayından sonra yapacağım, bu WhatsApp olaylarını. Çözüldü her şey. Selam arkadaşlar, tekrardan kaldık baş başa. Esat'cığım server hazır mı bizim?